muhalefet partileri hep erken seçim falan derler ya. Her bahaneden erken seçim derler. Soruyor. Erken seçim talep ediyor musun? Yok, istemiyorum. Yani... Başbakan'la söyleşmeye devam ediyoruz. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz ve gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Birinci tura başladığım gibi tekrar sesimle başlamak istiyorum efendim. Anketlere de çok ilgilendiğinizi biliyoruz. Anketlerden yakın, çok sık anket yaptıran bir parti AK Parti. Ve anketlerin bazıları aslında yansıdı. Biraz genel seçim havasına dönmüş gibi 30 Mart diyebilir miyiz ve ne görüyorsunuz anketlerin, özellikle büyük iller Ankara, İstanbul? Yani şu anda yerel seçim havasından adeta çıkmış diyebiliriz. Yani bir genel seçim havası var. Yani işi buna zaten bu mevcut gelişmeler götürdü. Ve partimiz şu anda 45-50 aralığında bir yeri koruyor. Biz biliyorsunuz 4 tane bizim şu anda bir araştırma şirketiyle çalışmamız var. Ve bir beşinci de ayrıca onu da yine onunla çek edelim diye yapıyoruz. Ve bütün bunlara baktığımızda da şu andaki gelinen nokta 45-50 aralığında bir yerde partimiz durumu götürüyor. Yerel seçim için yüksek bir oy değil mi efendim? Nasıl? Bir yerel seçim için yüksek bir oy değil mi? Şimdi yerel seçim için tabii böyle bir oy çok çok ideal bir oy. Çünkü yerel seçimi partinin kendi siyaseti, kendi ilkelerinden öte kişiler de etkiliyor. Adaylarımız etkiliyor. Eğer aday tespitlerinde başarılı olabildiyseniz bu oyunuzu artırır. Ama başarılı olamadıysanız, ki bu mümkün, orada da tabii yani o ismin oraya bir şey verip vermeyeceği önemli değil. Ona bakmıyor vatandaş. Ha, o kişiye bakıyor. Ya bu kişi diyor iyidir filan falan. Ama buraya hizmet verebilir mi? Belediye olarak. Bunu düşünmüyor. Ve ona maalesef gidiyor oyunu veriyor. Bunu dolaştığım yerlerde de görüyorum. Yani hiçbir şey yapmamış belediyecilik adına. Ama bakıyorsun yine orada bir karşılığı var. Niye? Ya güler yüzlüdür. İkili ilişkilerinde iyidir. Yani tam aksi olan yerler var. Mesela diyelim ki partili belediye başkanlarımızın içinde çok başarılı hizmeti olanlar var. Ama vatandaşla ikili ilişkilerinde zayıf olduğu için oradan puan kaybına gitmiş. Onun için benim her zaman bir sözüm var. Hizmet gereklidir. Ama yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Yeterli olan ikili ilişkileri kurabilmektir. Yani vatandaşınızla gayet iyi ilişkiler içerisinde olacaksınız. İcabında evine ziyarete gidersiniz. İcabında onu makamınıza çağırırsınız. Bu şekildeki ilişkiler ciddi manada iletişimi artırıyor ve o gönülleri birbirine bağlıyor. Bu var. Tabii şu anda bizim bu seçimin bir başka yönü daha var. 16 büyükşehirden 30 büyükşehire çıktık. Mesela büyükşehirler seçimi gibi oldu. Evet. Şehir oldu. Şimdi bu 30 büyükşehir Türkiye'deki seçmen sayısının %75'ini oluşturuyor. Yani diğer 51 vilayet sadece %25. Dolayısıyla bu işin kaderini belirleyecek olan bu 30 tane büyükşehir. Şimdi bu 30 büyükşehirden bu dağılım çok önemli. Yani AK Parti'nin ne alacağı önemli. Diğerlerinin ne alacağı önemli. Ve tabii biz bu anketler içerisinde şu anda İstanbul, Ankara'ya baktığımızda gayet iyi bir noktadayız. İzmir'de yani şu anda Binali Bey orada başa baş oynuyor diyebilirim. Ve her an orada Allah'ın izniyle Binali Bey de İzmir'den gelecek umudunu taşıyorum. Çünkü Binali Bey'in karşılığı oluştu. Ve belediyecilik eğer hizmetse orada CHP'nin adayı Binali Bey ile asla yarışamaz. Binali Bey
merkezi yönetimin zaten İzmir'e verdiği hizmetin yanında şimdi yerelde projeleriyle konuşuyor. Ama CHP adayının orada belediye başkanlığı yaptığı halde ortada doğru dürüst eseri yok. Düşünebiliyor musunuz? İzmir gibi bir şehirde hala çöp konusunda vahşi depolama yapılıyorsa, benim İzmirli vatandaşım da hala İzmir'e bir modern depolamayı getirememiş bir belediye başkanına oy verecekse benim söyleyecek bir şeyim yok. Ve İzmir, bakıyorsunuz en görkemli yerlerinde gecekondular. Ve oralardaki görüntüler İzmir'e yakışmıyor. Yani bir kentsel dönüşüm, değişim nedir? İzmir Büyükşehir Belediyesi daha bunu öğrenememiş. Ama biz şimdi AK Partili belediyelerin olduğu yerde kentsel dönüşüm değişimleri başlattık. Bütün oralardaki çarpık binaları, gecekonduları vesaireleri onlara farklı yerler vermek suretiyle oralara taşıyoruz. İşte Ankara'dayız değil mi? Şu anda havalimanından Ankara'ya girerken o Kuzey Ankara yolunda, hani eskiden o gecekonduların olduğu bölgeleri biliyorsunuz. Artık böyle bir şey kaldı mı? Kazındı gitti orası. Hepsini tamamen yıktık, bitirdik ve şimdi oralarda işte bu modern binalar yükseldi. Şimdi oralara da vatandaşlarımız yerleşmeye başladılar. Hala devam ediyor. Mesela yarın biz şimdi Çayyolu'nda metro açılışını yapacağız. Bu ikinci adım. Birinci adımı yapmıştık. Yarın ikinci adımla açılışını yapıyoruz. Biz hizmet getiriyoruz. Büyükşehir Belediye'miz bunu başladı. Şimdi biz bunları tamamladık. İzmir'de de Binali Bey, yani gerek bu dediğim çöp olayıydı, gerek oradaki ulaşımla ilgili atılması gereken adımlardı. Bütün bunlara yönelik olarak çok kararlı projeler, çok sayıda projelerle şu anda İzmir halkının karşısında ben inanıyorum ki İzmir eğer hakikaten kendisine layık olan hizmeti alacaksa 30 Mart'ta Binali Bey'e burada seninle beraber yürüyeceğiz deme kararını vermelidir diye düşünüyorum İzmir için. Sadece belediye başkanı İzmir'i kalkındıramaz. Yani hükümet olarak sizin bir taahhüdünüz var. Zaten oradaki belediye başkanının farklı partide olmasına bakmadan bizim oraya yaptığımız çevre yollarından tutunuz tünellerine varıncaya kadar, hele hele biz orada şimdi Çandarlı Limanı'nı yapıyoruz ki dünyanın sayılı limanlarından bir tanesi olacak. Dev bir liman yapıyoruz. İnşaatı şu anda hala devam ediyor. Raylı sistemde mesela Büyükşehir Belediyesi oradaki raylı sistemi bitiremedi. Yapamadı. Onu biz Ulaştırma Bakanımıza, yani Binali Bey'e talimat verdik. Binali Bey bitirdi. Mesela su getirmek Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Ama İzmir Büyükşehir su sorununu soramadı, çözemedi İzmir'de. Biz devlet su işlerini devreye soktuk ve barajlardan İzmir'e suyu getirdik ve İzmir şu anda bizim getirdiğimiz o suyu kullanıyor. Siz alın belediye hizmetlerine başlamışsınız efendim. Ya çoktan başlandı bu işler. Peki yüzde kaç ya da hangi sonuç hayal kırıklığı yaratır sizde efendim? Yani sonuçta sizin de üçüncü dönemin ortalarını geçtiniz, son döneminiz milletvekili olarak sizin de birçok arkadaşınızın yüzde kaç canınızı sıkacak ya da hangi sonuç canınızı sıkacak? Şimdi benim onları konuşmam doğru olmaz. Ben şu anda halkın takdirine biz saygı duyan bir partiyiz. Ben bu noktada sadece bir şey söylerim. Siyaset niye yapılır? İnsana hizmet için. Peki siyasetçi niye yapar? Birinci olmak için. Değil mi? Evet. Şimdi ben bu partinin lideriyim. Bize taban öyle bir görev verdi. Ve şu anda şunu söyleyebilirim. Biz bu seçimden birinci parti olarak çıkacağız. Ve şunu da söylerim. Daha iddialı bir şey. Eğer birinci parti olarak çıkmazsak ben genel başkanlık koltuğunda oturmam. Buradan çekilirim. Aynı şeyi CHP genel başkanı söyleyebilir mi? Ya sen niye geldin oraya? Partini birinci parti yapmak için gelmedin. Peki 4 yıldır oradasın. Partin nerede?
MHP. Yıllar yılı işin başındasın. Sen yani hep böyle üçüncü parti olmaya mı talip ediyorsun? Birinci parti olmak gibi bir derdin var mı? Yok. Gene üçüncü parti olarak mı kalacaksın? Çünkü batıya baktığın zaman, gelişmiş ülkelere baktığınız zaman oralarda siyasetçi eğer başarılı olamıyorsa bırakır gider. Oraları çıkar etmez. Bakın mesela Schröder benim çok değerli dostumdur. SPD'nin başında, sosyal demokrattır. Bakın o ayrıldığı seçimde kazanamadı diye, yani birinci parti olamadı diye partisinden ayrıldı. Yani partisinden dediğim koltuğundan ayrıldı. Evet. Yine sosyal demokrat olarak elinden gelen desteğini veriyor. Bakın şimdi de partisi bu seçimlerde ikinci parti oldu. Ama büyük koalisyona daha sonra bir koalisyon kurdular. Ve şimdi Hristiyan demokratlarla sosyal demokratlar güçlü bir orada iktidar oluşturdular. Ama dikkat edin. Şimdi hani Sayın Gabriel'le şu anda Merkel böyle bir koalisyonu beraber yürütüyorlar. Türkiye buna alışmalıdır. Yani birileri ha ben bu seçimde başında olduğum parti birinci parti olmadı, artık ben çekiliyorum, bunu başka arkadaşlar alsın yürütsün, diğerleri aynı şekilde başkaları alsın yürütsün, bunu diyebilmeli. Bu siyasi kültürü yakalamaları lazım. Ama bu siyasi kültürü yakalayamıyorlar. Sıkıntı burada. Ve biz şu anda bu seçimin Allah'ın izniyle birinci partisiyiz. Şu anda kamuoyu araştırma. 9. sandık oluyor değil mi efendim? 9, 6 genel seçim, 3 genel seçim. 8. 3 genel seçim, 3 genel seçim, 2 referandum. 8. oluyor. 8 oluyor. Hepsinde de biz zaten şey yapıyoruz. Ve burada tabii CHP 5 yıl içinde 3 seçim kaybetti ya. Ama bu Erzurum'un TYP liman gibi. Yenile yenile dolanıyor. Yalnız efendim, yani. Söz konusu Tayyip Erdoğan olunca başka bir durum ortaya çıkıyor. Siz seçimi kazansanız da siyaseti, yani en azından milletvekilliği bağlamında son dönemindesiniz. Üçüncü dönem tartışmaları partinizde yeniden başlamış durumda. Siz taraftar değilsiniz. Tartışmaların sürmesine izin verecek misiniz ya da tartışmayı doğru buluyor musunuz? Bir fikir değişikliği arayışı falan mı var partinizde üç dönem kuramına ilişkin? Şimdi tabii bu konularda biliyorsunuz biz faniyiz. Bir defa baki hareketler faniler üzerine bir defa bina edilmez. Faniler baki hareketlere sadece hizmetkar olur. Bu olayın aslı budur. Bugün varız, yarın yoruz. Biz partimizi kurarken bu tüzüğü bu şekilde arkadaşlarımızla hazırladık. Ve ben arkadaşlarıma o zamanki teklifim, yani üç dönem milletvekilliği yapan bir kişi bir dönem ara versin. Siyasetten kopsun, ayrılsın demiyoruz. Bir dönem ara versin. Ondan sonra tekrar devam etme şansı olabilir. Tabii bu yaşıyla başıyla da alakalıdır. Yani buna el veriyor, el vermiyor. Bu neyi getiriyor? Bu bir defa arkadan taze hücrelerin partilerde yer bulmasına neden oluyor. Şimdi bizim partimizde dikkat ederseniz birçok arkadaşımız değişti. 3 yıl değil de 2 dönem yaptı. Ama 2 dönem yapanlardan birçoğunun yerine genç, dinamik arkadaşlar geldi. Bayan arkadaşlarımız herkese öyle. Ve şu anda da bu yenilenmeye alttan gelen güçlü bir taban olduğu için gerek gençlik kollarımız, gerek kadın kollarımız bizi tabii bu noktada devamlı hakikaten tikliyor. Bu çok önemli. Mesela bu seçimde öyle zannediyorum ki gerek belediye başkanları olarak, belediye meclis üyeleri olarak, yani yerel yönetimde kadınların yeri AK Parti'de çok fazla olacak. İstediğiniz kadar mı? Hayır, değil. Maalesef teşkilatlarım hala bu şeyi kıramadı. Bundan dolayı üzgünüm. Zihniyet değişimi kolay olmuyor. Yani. Kolay olmuyor. Her branşta öyle. Bundan dolayı da çok üzgünüm. Nedense bayanlara karşı teşkilatın bakışında hala o tutuculuk var. Çünkü siz her şeyi A'dan Z'ye takip edemiyorsunuz. Evet. Birçok işleriniz var.
Mesela takip ettiğim yerlerde çok müdahalelerim oldu. Ama teşkilat orada, hatta bazı yerlerde kadın kollarımız bile tamam diyor. Ben tamam değil diyorum. Bunları da yaşadık. Ve biz yani kadın noktasında hassasiyetimizi koruyoruz ve bu seçimde bayan belediye başkanlarıyla inşallah atacağımız adımlar ki özellikle Gaziantep'i çok önemsiyorum. Evet, bir tanesi garanti artık. Orada inşallah yani Fatma Hanım'la bir büyükşehir belediye başkanını ilk defa Türkiye'ye inşallah biz getireceğiz. Ve bu bir farklılığı da ortaya inşallah koymuş olacak. Ve çok ilçelerde bayan belediye başkanlarımız var. Yani büyük ilçelerde bayan belediye başkan adaylarımız var. İnşallah onlardan gelecek müjde haberlerle yerelde çok farklı bir sıçrama başlayacak. Bu dönemde 3 dönem kuralı konusunda şey değilsiniz diyebilir miyiz? Yani değişmesi. Bunun işte birinci derecede MKYK'mız biliyorsunuz şeydir. Ondan sonra genel kuruldur zaten. Adım attır yani. Efendim 2007'de Cumhurbaşkanlığı adınız gündeme geldi fakat dedi ki daha çok hizmet etmesi lazım Tayyip Erdoğan'ın, daha yolun başında ikinci dönem başladı falan. İsabetli bir analizdi şüphesiz, siz de bir fedakarlık yaptınız. Bugün şartlar değişmiş görünüyor musun sizin için? Şimdi benim şu anda bütün hafıza kaydımın içerisinde birinci derecede 30 Mart var. Onu birinci çıkacağız dediniz efendim. Şimdi 30 Mart'ı bir defa tam manasıyla her şöyle cevabı görmemiz lazım. Gördükten sonra oturacağız, konuşacağız ve bu konuyu gerekirse Cumhurbaşkanımızla da oturur değerlendiririz. Ondan sonra da nihai kararımızı verir, adımımızı atarız. Kafanızda tartıyor musunuz? Şu anda 30 Mart'ı tartıyorum. Eminim birçok şey tartıyorsunuzdur. Yani 30 Mart benim için çok çok önemli. Arkadaşlarımla sürekli oturup bunun değerlendirmesini falan yapıyoruz. Ve 30 Mart'tan sonra da ona göre adımlarımızı atarız. Peki efendim, şu beklenti yine bu 17 Aralık sonrasında çok gündeme geldi. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir gerilim potansiyeli işlendi ve bir uzun süre bu konuda yorumlar, yazılar çıktı. Bir beklenti çıktı bu? Yani medyada çıktı. Yani paralel medyada. Senaryonun bir parçası da buydu. Böyle bir senaryo prim verir misiniz ya da böyle bir senaryo? Bugüne kadar vermedim. Bundan sonra kolay kolay vermem. Böyle bir şey söz konusu değil. O özlem içerisinde olanların yazılarıdır onlar. O gayret içerisinde olanların yazılarıdır onlar. Böyle hep yazdılar. Eşlerimiz arasında sıkıntıdan bahsettiler. Bu şekilde şeylerden bahsettiler. Bizim de var. Bugüne kadar öyle zaman olmuş ki asgari haftada bir defa görüşüyoruz. Şimdi seçim sebebiyle yani tabii ben arazi diyeyim sürekli. Sabah çıkıyoruz, gece geç saat geliyoruz. Ki buna rağmen bile gerekirse eğer bir şey görüşmemiz gerekiyorsa muhakkak hemen ben makamlarını çıkar bunları da görüşürüz. Yani böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Böyle bir şey de zaten yok ama o özlem içerisinde olanlar var. Siz de bu senaryoyla 10 yılda aslında çok iyi şey yaptınız yani. Çok gündeme geldi sürekli ikinizin arasında ama çok gülüp geçme imkanınız oldu herhalde buna. Aynen. Ergenekon sanıkları çıkmakta Sayın Başbakan ve aslında olayın başında tutukluk süresini 5 yıla indiren bir karar da var ama kimi tutukla serbest bırakmaların buna bağlı olmadığı da görülüyor. Aslında ilkesi olarak 5 yıl indirmekte 7-8 de yapabiliriz. Neden 5 yıl kararı verdiniz? Önce onu sormak istiyorum. İkincisi bu tahliyeler sizin darbelerle, çetelerle, Ergenekon'la vesaire mücadele perspektifinizde bir değişiklik ifade eder mi? Yani şimdi sondan başlarsak bir defa bu mücadelemizi geri çekme anlamına böyle bir şey düşünülemez. Bizim burada önce tutukluluk süresinden olaya girersek bir defa haksız yere insanların içeride böyle 5 yıl 10 yıl gibi tutuklu kalmasının adil olmadığını, olmayacağını, kaldı ki yani 5 yıl bile bu noktada sıkıntılı, bu
Burada yargının bana göre suçu var. Niye? Sen 5 yılda arkadaş niye kararını vermiyorsun? 5 yılda kararını ver, işi bitir ve ona göre o da mahkum olacaksa mahkum olur, tali olacaksa veya beraat edecekse beraat eder. Şimdi siz bir taraftan diyelim ki 5 yıl yatırdınız, 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl yatırdınız, o insan beraat etti. Peki bunun hakkını neyle vereceksiniz kendisine? Korkunç bir şey bu. Öyle mi? Bu zulüm değil mi? Profesör. Şimdi biz bu zulmü hiç olmazsa minimize edelim dedik. Bu cezaevlerinde çünkü 10 yılı bile bulan bu şekilde yatan insanlar var. Bunu nasıl minimize ederiz? Hiç olmazsa bunu dedik 5 yıla indirelim. Bunu biz hükümet olarak biz yaptık. Aramızda bunu bütün ilgili arkadaşlarımızı topladım. Onlarla beraber bu kararı verdik. Diğer konuya gelince, biliyorsunuz Türkiye'de bireysel başvuru hakkını kim getirdi? 12 Eylül efendim. Bizim iktidarımız getirdi. Aslında bu referanduma karşı olanlar bu haktan istiyorlar. Şimdi ona geleceğim. Şimdi ona geleceğim. Şu, çok ilginç bir ürün. Şu anda çıkanların, yani bireysel başvurudan istifade ederek çıkanların hiçbirisinin AK Parti hükümetine teşekkürünü duymadım. Önemli değil. Biz insani görevimizi yaptık. Galiba İlker Paşa bu. CHP buna karşı çıktı. MHP buna karşı çıktı. BDP buna karşı çıktı. %58 ile biz gerçi meydanlardan koşturduk, daha taş demedik. O 26 maddelik anayasa değişimini hallettik. Ve bunu çıkardık. E şimdi bu bireysel başvurudan istifadeyle işte yani 5 yılın altında olduğu halde Sayın Başbuğ böylece çıkmış oldu. Benzer olaylar da olabilir. Yani bunlar da arkası gelebilir. Buna mani bir hal yok. Ama şu anda bu bir defa şu anlama gelmiyor. Artık bunların işi bitti, beraat ettiler. Hayır, beraat diye bir şey yok. Yani bunlar tutuksuz olarak yargılanma süreci içerisindeler. Örneğin benim şimdi mesela İlker Paşa ile alakalı olarak daha başından itibaren düşüncemi biliyorsunuz. Ben bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir insanın ki kaçma maçma böyle bir şey olmayacak bir insanın tutuksuz yargılanma yerine tutuklanmasının yanlış olduğunu hatta bunun Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini savundum. Anayasa Mahkemesi kararında da ona bir referans var. Yüce Divan yargılamasında bir referans var. Evet. Hatta konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu mealde bir açıklaması oldu. Biz bunları savunmuş bir insanız. Dolayısıyla yani burada çıkan netice benim için geç de olsa bir gecikmiş adalet oldu. Ama gecikmiş adalet de tabii evet, adalet değil. Yalnız efendim burada şöyle bir şey de oldu. Belki 13. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul eğer gerekçeli kararı yazmış olsaydı içeride kalmaya devam edeceklerdi aslında. Yani tabii bir başka bir ay, bir ihmal. 7 ay bir defa gecikmeli kararı yazmıyorsun. Yani 15 gün en fazla bir ayda yazılacak bir karar evet. Yazılamadı. Yani. Şimdi 7 ay bu gecikiyor. Şimdi zaten Anayasa Mahkemesi ona atıfta bulundu. Ona atıfta bulunmak suretiyle zaten bu kararını verdi. Sen şimdi 7 ay bir defa niçin bu gerekçeli kararı yazmıyorsun? İşte paralel yapı. Geçenlerde ben bir televizyon programında da söyledim. Maalesef kusura bakmasınlar. Adeta intikam timleri oluştu. Devletin kurumları içerisinde intikam timleri. Bunu kendileri için yapıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Ve içeride bu denli yatanlar veya yatırılanlar ne yazık ki hep bunun neticesinde oldu. Ve tabii bunca insan burada günahsız olarak içeride kalanlar var. Gerçekten hakikaten suçu işlemişse ver kararını kardeşim. Geciktirme bu iş. Ver kararını. Herkes önünü görsün. Ama kimse önünü göremiyor. Böyle bir şey var. Ve yani bir savcı, bir hakim bu tür kararları verirken şunu sormalı. Arkadaş biz niye bekliyoruz? Veya niye bekletiyoruz? Evet. Bu insanlar sıradan insan değil.
Ya emekli de olsa bunlar bu ülkede kuvvet komutanlığı yapmış. General olmuşlar. Bunlar boşuna gelmedi. Bir kısmı muvazzaf. Onlar da general. Onlar da kuvvet komutanlığı vesaire yapmış olanlar var. Ya bunlar niye bu kadar bekletiliyor demediler. Ve kalsın ya. Bir gün olur. Onları da işte yargılarız. Bu mantıkla gitti. Çünkü hayatlarında bunların böyle bir şeyi yok. Yani orada yatmanın ne anlama geldiğini bunlar bugüne kadar görmediler. Bugün de sizin Pınarhisar hatıralarınızın depreştiği evet. Bir gün oldu. Siz de yatmayı biliyorsunuz. Sayın Başbuğ'dan bir teşekkür beklerdiğiniz gibi anladım. Hayır, ben genelleme yaptım. Çünkü onun için ben kendisini telefonla aradım. Hanımefendiyi aradım, kendileriyle görüştüm. Kendilerine geçmiş olsun dedim. İnşallah ileride şu seçimi atlatalım. Bir araya da gelir dertleşiriz dedim. Sadece ergenekoncular yok. Ergenekoncularla ilgili söylediniz. Yani nihayetinde bir tahliye beraat anlamına gelmiyor. Bir bu durumdan istifade edilerek bir tahliye var. 28 Şubat'tan kalan bir sürü insan da var. Bir sürü değilse de önemli insan var. Mesela Mirza Beyoğlu içeride ve davasında bir ilerleme sağlanamadı. Yakup Köse 14 yaşında ağır ceza aldı ve tekrar bugünlerde içeri girmeyi bekliyor. 28 Şubat davasının hali içler acısı. Şimdi size bunu söyleyip bir başbakan olarak yargıya müdahalenizi isteyecek değiliz ama 28 Şubat mağduru Tayyip Erdoğan olarak ilgilendiğiniz bir dava hiç şüphesiz. Ne dersiniz bunlara? Yani ben o konuların da takipçisiyim. Yani gerek Salih'in olsun, gerek Yakup'un olsun, yani bütün bunlarla ilgili ve arkadaşlarımın bu konularla ilgili gerekli çalışmayı yapmaları noktasında gerekli talimatları verdik. Takipçisiyiz. Çünkü yani adam öldüren öldürmeyen, yani bunlara bakmaksızın böyle bir yaftayı yapıştır, onun üzerinde kalsın. Böyle bir şey olamaz. Yani buna benzer birçok olaylar var şu anda. Arkadaşlarımızın hepsini bunlarla oturduk. Başlıklarını koyduk. Ve o konular üzerinde çalışmalarını istedik. Bir bütün olarak bunları ele alalım. Ve ona göre de bu işlerin... Onlar olması gereken 28 Şubat'ın birçok vakası var efendim. Efendim son bölüme geliyoruz. Biraz dünyadan sormak istiyorum. İsrail'le Mavi Marmara olayından sonraki görüşmelerin olumlu gittiği, finalize olmak üzere olduğu söyleniyor. Netanyahu'nun iyimser bir açıklaması vardı, bir beklentisi vardı. Ne dersiniz? Yaklaştı mı Türkiye orada şeye? Yani tazminat konusunda şimdi biliyorsunuz özür meselesinde bir adım atıldı. Tazminat konusunda bir yere geliniyor. Onun için bazı arkadaşlarımızı görevlendirerek, çünkü o konunun da tabii söz sahibi olanı, bana göre tabii burada yani şehitlerimizin yakınlarıdır, gazilerimizin yakınlarıdır. Yani bunların kanaatleri bizim için çok çok önemli. Ve bunlarla ilgili arkadaşlar da çalışmalar yapıyor. Tabii bunun yanında bir diğer önemli konu da, o da tabii yani şeyin, ablukanın kaldırılması noktasında ve bu abluka noktasında da zannediyorum bir olumlu gelişme o konuda da var. Yani çünkü bizim için Filistin'e her türlü gıdanın, inşaat malzemesinin, ilacının, şunun bunun girip çıkması önemli. Yani bu konuda mutabıkız. Orada bir şey yok. Yani Gazze'ye, Filistin'in diğer bölgelerine gidebilecek ve daha başka çalışmalar da oldu bunlarla ilgili olarak. Orada da olumlu gelişmeler var. Tazminatta şu anda bütün o şehit ve gazilerimizin yakınlarıyla ilgili çalışmalar neticelenip tekrar bir karşı görüşmeyi görevlendirdiğimiz arkadaşlar yapacaklar. İnşallah ondan sonra bir sona gelebiliriz. Bunu çözdüğümüz anda zaten normalleşmenin adımlarını atabiliriz. Bununla ilgili tabii biz ayrıca mağdur birçok kesimle de farklı görüşmeleri yapıp ona göre bir hazırlığın içerisindeyiz. Şu anda final aşamasına geldi diyebiliriz herhalde, seçim öncesi mi sonrası mı noktada? Ne bir beklentimiz? Yani yürüyor çalışma, onu yürütenler zaten malum teknokrat ve bürokrat arkadaşlarımızı götürüyorlar.
Seçimden sonra inşallah takipçisi oluruz. Yeter ki karşı taraf camiye girmesin. Efendim seçimden sonra hep bu demokratik bir beklentisi yüksek tabii. Siz yeni Türkiye çok kullandınız bu şeyde. Seçimden sonra yeni bir atak olabilir mi? Düşünüyor musunuz? Seçim sonrası bizim şu anda önümüzde şey, bu şeffaflaşma olayı. Biz o konularla ilgili çok adım attık. Şüphesiz şu anda gündemimizde yok. Yani bizim için şu anda şeffaflaşma ile ilgili bir çalışma yapıldı. Ve bu çalışmayı masaya oturtacağız. Onunla ilgili şeyimizi şöyle bir ele alacağız. Ve onu parlamentoya getireceğiz. Çünkü bizim parlamentoda Haziran'a kadar yapmamız gereken önemli bazı yasa çalışmaları var. Onları bitirerek şu anda ülke bir defa nelerden rahatsız? Bunları bir defa çözmemiz lazım. Bakın niye konuşuyoruz? Hep paralel yapıyı konuşuyoruz değil mi? Şu anda bizim gündemimizde bir defa bu konuda bizi rahatlatacak adımların atılması lazım. Ve bunu biz hukuk içerisinde çözeceğiz. Hukuk içerisinde de çözmemiz için bazı yasal düzenlemelerin olması lazım. Bunları halletmemiz gerekiyor. Bunları hallettiğimiz andan itibaren de gerekli adımları atacağız. Çünkü biz bu konuda bir neticeye varamazsak bu ülkeye yazık olur. Bu millete yazık olur. Sorumluluk makamında, mevkiinde olduğumuza göre bizim birinci derecedeki atmamız gereken adım bu. Bu adımda da bizi güçlendirecek olan nedir? Yasama organıdır. Yasama organıyla da bunları tabii bizim çalışmamız gerekiyor. Ve çalışarak inşallah burada bir neticeye varmamız gerekir diye inanıyoruz. Kendinizi bu konuda çok bağlıyorsunuz efendim. Kendinizi bu konuda çok bağlıyorsunuz. Niye? Sık sık yani bu adımlar konusunda. Ama şu anda yani başbakansınız. Bir hükümetin başısınız. Ve üstelik de tek başınıza bir iktidarsınız. Bunun hesabını millet size sorar. Niye der? Niçin der? Bunu hem tespit ediyorsunuz diye mi geciktiriyorsunuz? Bunu sorar. Bunun adımını atmaya bakımdan mecbur. Bir konuda önemli konuda bu alanda çözüm sürecinin akıbeti konusunda endişelenmemize gerek var mı? Nasıl? Çözüm sürecinin akıbeti uğrayabilir. Hayır. Ben meydanlarda çözüm sürecinden bahsettiğim zaman tepkiyi görüyorum. Ve bizim kararlılığımız asla düşmez. Kararlılığımızda gerileme asla olamaz. Çünkü eğer şu anda bir yılı aşkın zamandır Güneydoğu'dan doğudan artık şehitler gelmiyorsa bunun bir sebebi var. İşte bu çözüm sürecidir. Bu milli birlik kardeşlik sürecidir. Dolayısıyla bakın geçen 21 Mart'tan bugüne hamdolsun biz vaka yaşamadık. Bir yıl dolduruyoruz. Ciddi bir vaka yok. Yani şu gezimizi bu tür olayları bir kenara koyarsanız herhangi bir şey yok. Şimdi bu 21 Mart Nevruz geliyor. İnşallah bunu yine bir bayram ama bahar içerisinde inşallah bunu atlatacağız. Ve bu bahar inşallah bir yaza dönüş olacak. Bir kışa değil. Biz öyle temenni ediyoruz. Hazırlıklarımız hep onun üzerine. Ve bunu da tabii istiyoruz ki parlamentodaki diğer partilerle beraber gerçekleştirebilelim. Onlardan da bu desteği alalım. Ama tabii bu seçimin neticesinde nasıl bir tablo ortaya çıkar onu tabii şu anda kestirmek zor. Ama temennim o ki inşallah bunu da başarıyla atlatırız. Çünkü bu bir yerel seçim, genel seçim değil. Bizim bu atacağımız adımla beraber de öyle veya böyle istikametimiz belli. Şu anda yasama organında yapacağımız çalışmaların öncelikleri de belli. İnşallah meclis kapanmadan gayet başarılı bazı yasa çalışmalarını yapar, onları da bitiririz. İnşallah. Son sorum olsun. Bir mesaj, seçime giderken 3 haftanın altına indik. Siz mitingleri sürdürüyorsunuz, rakipleriniz mitingleri sürdürüyor. Ülkede bir takım başka olaylar da cereyan ediyor eş zamanlı olarak. Genel olarak ne demek istiyorsunuz? Yani benim buradan özellikle halkıma mesajım şudur. Yani bu toplumsal olaylara özellikle kimsenin ilgi duymamasıdır. Bakın bunlar
ülkemize zarar veriyor, ülkemizin görüntüsüne zarar veriyor ve birçok bireysel olaylar toplumsal olaylara dönüştürülmek suretiyle ülkemizin geleceği ve milletimizin geleceği karartılmak isteniyor. Bir defa bu konuda şuna inanmasını istiyorum ben halkımın. Biz kararlıyız. Biz bu tür şeylere bir defa prim vermeyiz. Çünkü biz bu ülkeyi çok rahat zeminde bulmadık. Hangi şartlarda bulduğumuzu çok iyi biliyoruz. Yani dünyada kaçıncı sıradaydık? Şu anda kaçıncı sıradayız? Hamdolsun 2023 hedeflerini belirlemiş bir iktidarız. Ve nereden nereye geldiğimizi halkım zaten çok iyi biliyor. Yani düşünün, yani parasının içinde bir rakamının yanına 6 tane sıfır koymuş olan bir ülkeden şu anda artık parasının değeri yerini bulmuş ve bununla da birçok ülkeyle kendi parasıyla alışveriş yapabilecek konuma gelmiş bir ülkeyiz. Onun için ülkemizi dünya kamuoyuna olumsuz göstermek suretiyle kendi kredibilitemizi yok etmeye, zayıflatmaya kimsenin hakkı yok. Onun için toplumsal bazı olayları şu seçimi sabote etmek, provoke etmek üzere yapanlar bilsinler ki onlar bu ülkede bir özgürlük adına bunu yapmıyorlar. Çünkü biz özgürlükler noktasında Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidarın sağlayamadığı özgürlüğün altyapısını sağladık. Sabotajdan kasıt yani cenazeyi defnedenle olay çıkaranları ayırmak anlamında mı? Yani ben onunla ilgili söylemiyorum. Yani ben şu anda sandığa gidiyorum. Sandığı konuşuyorum. Olay, buna benzer olaylar çok yaşadık. Yani bunu kalkıp hemen kendisi için malzeme haline dönüştürenleri çok görüyoruz. Onun için bu oyunlara asla prim vermemek lazım. Ve buna tabii biliyorsunuz Türkiye'de aşırı terör örgütleri var. Bu örgütler bu tür puslu havaları sever. Ve ondan sonra bunu değerlendirmek isterler. Hiç ilgisi olan olmayan bu oyunlara girmeden sandığı huzur içinde değerlendirmek ve demokrasinin en önemli aracı olan sandıktan da bizim yerel yönetimlerde 30 Mart sonrası bu ülkeyi kimler yönetecek bunları belirlememiz lazım. Herkes gelsin iradesini oraya yansıtsın ve ona da hep birlikte saygı duyalım. Olayın neticesi budur. Ben onun için milletime bu anlamda böyle bir gecede en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Diyorum ki biz bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bunun başka çıkışı yoktur. Bunu sağlamamız lazım. Peki seçimde sen başarılar tekrar. Yani şu soru sormadan bitmemesi lazım bu röportajın. Bu binanın zannediyorum 8. kat değil mi sizin balkon konuşması yaptığınız yeri de? Hayır, o eski bina. Evet. Neyse, balkon konuşması beklentisi yine var her seçimden sonra. Şimdi bakın Mustafa Bey, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim bir defa bu tür oyunlara gelmememiz lazım. Ben her gün meydanlarda balkon konuşması yapıyorum. Yani böyle şablon ifadelerle, siz başlattınız efendim. Şablon ifadelerle siyaset idare edilmez. Yani siz bunun yeri gelir, binanızın balkonu müsaittir, oradan yaparsınız. Eski binamda da böyle bir imkan vardı, orada da yaptık. Burada da var, burada da yaparız. Ama biz her zaman bunu yapıyoruz. Şimdi meydanlarda da bunu yapıyoruz. Yani ben balkon konuşmasına hasret kaldığını söyleyen bazı bize karşı cephelere şunu söylüyorum. Acaba sizin peşinde olduğunuz kişiler söylemek istediklerinizi nedenli bu ülkede yerine getirdiler ki %25 oy alıyorlar veya %14 oy alıyorlar? Eğer AK Parti %50 oy alabilmişse demek ki halkına bu noktada kucaklama mesajlarını, birlik mesajlarını, kardeşlik mesajlarını en güzel şekilde veren parti olmuştur. Bakın iki yüzde olmanın bir anlamı yok. Ya olduğunuz gibi görüneceksiniz, ya göründüğünüz gibi olacaksınız.
Ben halkımın efendisi değilim. Halkımın hizmetkarıyım. Arkadaşlarıma hep onu söylüyorum. Biz efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Kimsenin gidemediği doğu illerine, güneydoğu illerine biz gidiyoruz. Bakın, benim şu anda gittiğim yerlerin hemen hemen yarıya yakınını güneydoğu illeri teşkil ediyor. Ama ben orada tek milleti anlatıyorum. Evet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Arabıyla hepsi tek millet diyorum. Ve sizi ben ne Türk olduğunuz için, ne Kürt olduğunuz için, ne Arap olduğunuz için sevmiyorum. Sadece beni yaradan Allah yarattığı için seviyorum. İki tek bayrak diyorum. Bakın bunu diğerleri söylemiyor. Söyleyemez. Ve bayrağımı anlatıyorum. Bakın şimdi son zamanlarda dikkat edin. Kılıçdaroğlu'da bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak yer uğrunda ölen varsa vatandır demeye başladı. Hakkari'ye gittiğin zaman niye orada bir tane Türk bayrağı yoktu? Meydanlarda gösteriyorum. Bir tane Türk bayrağı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrakları, çünkü öyle anlaştı. Oraya gelenler de Halk Partili değil ha. Oraya gelenler de farklı siyasi partinin mensupları. Ve kaçıncı oldu Hakkari'de? Dördüncü parti oldu. Çünkü sipariş üzerinde yapılmış bir iş. Sen oraya Türk bayrağıyla giremeyeceksin. Ondan sonra geleceksin, AK Parti'ye Türk bayrağı desteği vereceksin. Git ya. Üçüncüsü, tek vatan dedik biz. Niye? Çünkü biz Batı'nın partisi, Güney'in, Marmara'nın, Karadeniz'in, Orta Anadolu'nun, Doğu'nun, Güneydoğu'nun değil, 780 bin kilometre karenin partisiyiz. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Ve biz 77 milyonun partisiyiz. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Ama bunlar tek vatan diyemediler. Bunu biz dedik ve hizmetimizi de onun için 780 bin kilometre kareye veriyoruz. İşte her yerde söylüyorum. 10 yıl önce Sırnak'a havalimanı yapılacak denize inanamıyoruz. Herkes inanmayız diyordu. Ve buyurun oldu. Iğdır, Ağrı, Kars. İnanır mıydın? Hayır. Hakkari'ye olacak denize inanır mıydınız? Herkes şaşırıyor. Ama şu anda Hakkari havalimanı niye gecikiyor? Bölücü terör örgütünün oradaki müteahhitleri tehdit etmesi sebebiyle. Etseler de etmeseler de biz orayı da yapacağız. Çünkü Hakkari'deki vatandaşım, Hakkari'deki benim Kürt kardeşim, onun da hakkı var. Oraya da havalimanı gidecek. Ya bu adamlar bunu engelliyor. Şimdi BDP gibi bir parti kalkıp da ne hizmetini veriyor ya? Nereye? Hakkari Belediyesi'nin yaptığı hizmetler ortada. Hadi bir parti olarak kendi partine ait belediyenin hizmetlerini bir incelesene, masaya bir yatırsana. Sefalet, rezalet. Böyle bir belediyecilik olur mu? Ve tek şeyimiz tek devlet. Biz devletimize de sahip çıkacağız. Devlet içinde devlet. Buna müsaade etmeyiz. Şimdi önemi daha iyi anlaşıldı. Sonunda da şüphesiz. Yine de balkon konuşmasına reaksiyon gösterdiniz ama başka bir liderden de beklemiyorum. İkide bir bu şablonu ortaya koyuyorlar. Yanlış bir çalıştırdınız ama. Yani Tayyip Erdoğan'ı siz kalkacaksınız. 11 yıl bu ülkede başbakanlık yaptı. Bu zat bu ülkede 11 yıl başbakanlık yaptığına göre başladığı noktadan bu noktaya Türkiye neredeydi, nereye geldi? Buraya bakacaksınız. Bir de buradan bakıp İşi bu şekilde değerlendirsin. Buradan değerlendirmiyor. Balkon konuşmasındaki Erdoğan'ı arıyoruz. Ya sizin Erdoğan'a yapmadığınız, küfretmediğiniz ne kaldı ya? Bunu söyleyenlere söylüyorum. Herkesin geçerli değil. Bunu söyleyenlere söylüyorum. Yani bunlar şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Efendim her seçimi kazanmamı. Bunlar her türlü hakareti yaptılar ya. Buna rağmen. Adam kalkıyor işte, bakın bir tanesi çıkıyor tek adamcılık diyor, öbürü diyor diktatör diyor. Tayyip Erdoğan'ı bırak, yani diktatörün olduğu bir ülkede sen bir yani diktatöre bu şekilde laf edebilir misin ya? Kaçacak delik ararsın. Menderes'ten beri şablondur efendim. Evet. Tek adamlık diyor. Efendim çok teşekkürler. Sağ olun. Yayınımıza katıldınız, aslında çok soru var ama vakit bir hayli ilerledi. Yani artık herhalde yarınki miting için ancak geri sayımınız başlamıştır. Başladı. Başta da size başarılar, kolay teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için tekrar.
Sevgili seyirciler, Sayın Başbakan Erdoğan konuğumuzdu ve gündemdeki konuları konuştuk. Umuyoruz seçimden sonra kısa bir süre sonra tekrar sizi ağırlamak... Diyeceğizden kalmamış ya, öyle görüyoruz. ağırlamak mümkün olur. İyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz. İyi akşamlar. Kardeşlerim, bunu yapanların ilkeleri yok, sınırları yok. Bunlar için helal.